Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün güneş ve ay tutulmalarının deprem üzerinde etkisini sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Ay, güneş ve yerin uzayda birbirlerinin konumlarına bağlı olarak yerin çekim kuvvetinde küçük değişimler yarattığı bilinmektedir. Bu yine gördüğünüz gibi medcezir, yani gelgit olaylarında da çok sık rastladığımız bir durumdur. Yeri etkileyen bu kuvvet gezegenlerin yer çekimi kuvvetinin doğrudan etkisiyle değil, yer çekimi kuvvetlerinin farkı ile ilgilidir. Geçmişte yapılan araştırmalar sonucunda mevcut deprem kataloglarındaki depremler ile ay, yer etkileşimlerinin yarattığı gelgit olayları arasında fiziksel bir bağlantı bulunamamıştır. Güneş tutulması ile diğer yeni ay ve dolunay evreleri arasında kütle çekim kuvvetleri açısından fark yoktur. Güneş tutulmasının 7 gün öncesi ve sonrasında toplam etki en azdır. Her yıl dünyada en az 2, en fazla 5 kez güneş tutulması, 12 yeni ay evresi ve yıkıcı değerde 134 deprem yaşanmaktadır. Bir yıldaki güneş tutulma ve yeni ay dönem sayıları ile büyük depremler arasında basit istatistik yaparsanız, rastlantısal olarak bu olayların öncesinde ve sonrasında depremler bulursunuz. Bu fiziksel açıklaması bugüne kadar yapılamayan bir rastlantıdır. 29 Mart 2006 yılında Türkiye'nin bazı kentlerinden çok belirgin izlenen güneş tutulması olayı ile ilgili olarak tutulma öncesi anı ve sonrası dönemlerde Konya ve Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli jeofizik yöntemler kullanarak ölçümler alınmış ve değerlendirilmiştir. Ölçülen yer çekimi değerleri, yani gravite, yer manyetik alan değerleri ve yerin doğal elektrik alan değerlerinde günlük normal değişim değerlerinin aşılmadığı, güneş tutulmasına dair jeofiziksel anormallik olmadığı saptanmıştır. O günlerde Türkiye'nin bilinen diri faylar üzerinde herhangi anormal bir deprem artışı ve değişimde rapor edilmemiştir. Günde en az 5-6 büyüklüğünde 3-4 deprem olmaktadır. Bir yılda 2-5 arası gerçekleşen güneş tutulması ve diğer yeni ay evrelerinde depremler zaten olmaktadır. Liselerden jeoloji dersleri nasıl kaldırıldı, deprem nedir bilmiyoruz. Deprem adını bile soruyoruz. Deprem kuşakları üzerindeki bölgelerde depremler her hava koşulunda her zaman olabilirler. Hava koşulları ile depremlerin bir ilgisi yoktur. Yağmur, rüzgar, sıcaklık ve hava basıncı ancak yeryüzünün çok sığ bölümlerinde bazı etkiler yapar. Hava basıncı değiştiğinde, kuvvetli rüzgarlarda, denizin çok dalgalı olduğu zamanlarda ve yeraltı suyu artış ve azalışlarında yeryüzünde oldukça yavaş, milimetrik yer değiştirme hareketleri oluşur. Bu hareketlerin depremle hiçbir alakası yoktur. Bu depremler yer kabuğunun kilometrelerce altında oluşmaktadır ve bu derinliklere hava koşullarının etkilemesi mümkün değildir. Ayrıca hava koşullarının yarattığı kuvvet büyük depremlere kıyasla daha küçüktür. Yukarıdaki soruyu tersinden alıp acaba depremler hava koşullarını etkiler mi sorusunu sorduğumuzda buna yanıt ise evet olabilir. Çünkü milyonlarca yılda süren jeolojik hareketler sonucu dağlar ve ovalar oluşmakta, deniz tabanında ve kıyılarda önemli değişiklikler ortaya çıkmakta. Bu coğrafik şekillenme ve jeolojik değişimlerin bir bölümü fayların hareketleri ile ilgilidir. Dolayısıyla hava koşulları depremleri değil, depremler iklimleri etkileyebilir diyebiliriz. Tutulma ile deprem ilişkisini reddetmek için bir sebebimiz daha var arkadaşlar. Güneş ve ayın hizalanması sadece tutulmada gerçekleşmiyor bakın. Yeni ay evresinde ay yaklaşık olarak güneş hizasına gelir. Ay dolunay evresindeyken de güneş de hizalanmıştır. Bu sefer dünya aralarında kalacak şekilde. Bu hizalanmalar depremi tetikleyecek olsaydı her 15 günde bir kuvvetli depremler yaşamamız gerekecekti. Ve her 15 günde bir enkaz kaldırıyor olacaktık. Bu da tereddütte yer bırakmayacak bir kanıt sağlardı. Yani bu durumu kısaca özetleyecek olursak, ay ve güneş tutulmaları kütle çekim kuvveti, tektonik hareketleri etkilemez. Etkileyecek kuvvette değildir. Öyle olsaydı şu anda dünya yerinde kalmayacaktı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.